Hoş geldin Sima, nasılsın? Hoş buldum İrem. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Yayına katıldığın için teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. Ne demek? Çağırdığın için ben teşekkür ederim. Şimdi tercih dönemi aslında onunla ilgili bir seri yapıyoruz birlikte de. Ben direkt sorulara başlayayım. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi sen bir stil danışmanısın. İlk sorum tabii ki stil danışmanı ne yapar ve ne yapmaz? Şimdi stil danışmanının aslında birkaç gidebileceği yön var. Bir tarafı, benim çalıştığım tarafı biraz söyleyeyim ve devamında da ne yönlere başka gidebilir ondan bahsedeyim. Benim çalıştığım tarafı, ben insanları giydiriyorum hedeflerine ve bedenlerine ve kişiliklerine, ruh hallerine, nasıl hissetmek istediklerine göre giydiriyorum diyebilirim. Yani bunu nasıl yapıyoruz? Bunun için kişiyi tanıyorsun. Öncelikle en önemli kısmı zaten bu kişiyi, hayat tarzını, kişiliğini, iş hayatını, belki profesyonel hayatını, sosyal hayatını ve kişinin hedeflerini bilmek. Yani hedeften kastım, belki yaşadığı bir değişim var ve bu değişimi giyimine adapte etmek istiyor. Veya tam tersi, yaşamak istediği bir değişim var ve bu değişime göre giyinmek istiyor. Yani bu yaşamak istediği hedefe göre giyinmek istiyor. Bu birazcık daha profesyonel hayat olabilir veya romantik hayat olabilir, sosyal hayat olabilir. Üç ana dalda bahsedebiliriz bundan. Şimdi insanlarla nasıl çalışıyorsun? Birazcık kişiyi tanıma kısmı en önemli kısım. Yani aslında burada neredeyse koçluk yapıyor gibi bir şey oluyoruz. Çünkü önemli, doğru sorular sormak önemli burada. Ve kişiyi tanımak için, işte bahsettiğim hedeflerini çıkarmak için. Çünkü sana şey diye geliyor insan. İşte giyecek hiçbir şeyim yok. Ya da giyecek çok şeyim var ama kombinleyemiyorum diye geliyor. Ama neye göre kombinleyemiyorsun? Neden kombinleyemediğini düşünüyorsun? Neden iyi bulmuyorsun giyindiğin şekli, stili vesaire gibi. Tanıma kısmı o yüzden önemli. O yüzden insan odaklı olmak, dinleyebilmek, insandan o bilgiyi çıkarmasını bilmek en önemli kısmı aslında stil danışmanlığının. Yani işte neyle ne uyar falandan ziyade biraz o yüzden insanı tanıyabilme kısmı bizde aranan özellik. Özellikle benim çalıştığım, ağırlıklı çalıştığım kısımda. Gelelim, bir stil danışmanı aynı zamanda bir dizide veya dizilerde, filmlerde, yani ekranda yayınlanan, televizyonda yayınlanan herhangi bir programdaki bir insanı giydirebilir. Yine o kişinin olduğu, yansıttığı mesajlara göre. Örneğin işte bir dizide çok zengin bir kadın vardır. İşte moderndir vesairedir. İşte sinirlidir, agresiftir. Çok cabbardır, tuttuğunu koparandır, çok karizmatiktir. Veya bir başkası vardır, çok cool'dur, rahattır falan işte. İş odaklıdır gibi. Bunları hangi elementleri birleştirerek oluşturursun? Yani giyimi nasıl kullanarak ben bu karakteri yaratabilirim? Bunu kullanan bir stil danışmanı kesimimiz var. Bir de stylist diye aslında stylist olanlar, yani çekimlerde vesaire daha çok, yani işte reklamdır, dergidir gibi, biraz daha bu tarafta işin görsel basılı medya kısmında veya dijital medyada olabilir kısmında yer alan bir taraf var. Bu da yine stil danışmanından mayasında olduğu için çıkıyor. Yani trendleri bildiği için stil danışmanı ve trendleri nasıl, kime, hangi markaya nasıl uyarlayacağını da bildiği için yine dediğim gibi mayasında olduğu için oraya da yönelebiliyor. Bu tarz aslında çalışma alanları böyle. Bir de markalarla çalışıp tasarımdan birazcık bilmesi gerekiyor gerçi bunun için, ama markalarla çalışıp markaların, yani brand consultant vesaire diye geçebiliyor, marka danışmanı diye geçebiliyor. O da markaları için geçerli bu. Moda markalarıyla çalışıp siz hangi ürünleri alsanız daha çok sizin kesiminize hitap eder, sizin marka değerlerinize sadık kalır. Hangi tarz kesimler, hangi dokular, hangi kumaşlar, o yüzden de hangi tasarımlar, yani hangi parçalar size uygundur ve siz kendi marka değerleriniz dahilindeki insanlara bunları
hangi modelleri daha rahat pazarlayabilirsiniz, daha rahat satabilirsiniz ve onları mutlu edebilirsiniz o şekilde. Hani böyle satmak için satmak değil ama sen hangi kadını giydiriyorsun? Gel o zaman biz şunları şunları alalım. Senin markana bu tarz tasarımları dahil edelim. Mesela o zaman marka değerlerinin içinde kal ve daha spesifik, daha senin kitlenin beğeneceği ürünler üret gibi. Bu tarafı da var. Marka danışmanlığı kısmı var. Böyle. Sen bildiğim kadarıyla kimya bölümü mezunsun. Hatta Boğaziçi gibi bir üniversiteden mezunsun. Ben o kırılma noktasını merak ediyorum aslında. Nasıl bir eğitim aldın? Nerede eğitim aldın? Biraz bundan bahsedersen aydınlatalım arkadaşlar. Tabii. Şöyle aslında bir kırılma noktası var mı bilmiyorum. Hayatta bazı insanların kırılma noktası oluyor. Bazı insanların böyle çatırdaya çatırdaya gidiyor. Benim hep böyle bir ulan bir çatırdıyor ama burada diye başladı. Bir şeyler üretmek istiyordum. Elimle bir şeyler yapmak istiyordum. Boğaziçi Üniversitesi daha bitmeden zaten orada GSK işte Güzel Sanatlar Kulübü'nde böyle bir iki kurs almıştım ama dikişle ilgili. Henüz öyle bir şey hayatımda hani böyle küçükken hep işte bebelerime şey dikerdim falan. Böyle bir işte kıyafet dikerdim, çanta yapardım falan gibi bir durumum olmadı benim. Ben sadece üretimle başladım. Hani kendim bir şeyler yapmak istiyorum, bir şeyler yaratmak istiyorum diye başladım. GSK sonrasında mezun olduktan sonra benim bir de bir kısa demiyor 3 senelik bir konservatuar geçmişim var. 3 senelik bir bölümdü gittiğim bölüm. O sırada da Boğaziçi ile çakışıyordu. Mezun olmadan bir sene önce ona başlamıştım. Mezun olduktan sonra da 2 senem daha kaldı konservatuarda. Sonra ben de dedim ki ben bir şeyler üretmek istiyordum. Kursa gideceğim. Dikiş kursuna gittim. Kalıp çıkarma, dikiş ve böyle 2 sene İlk sene 3 gün, ikinci sene 5 gün haftada şeklinde ve bayağı mesai gibi oraya gittim. Orada ben dokulardır, renklerdir, bir ürün üretmektir gibi bir şeye ne kadar şevkim olduğunu ve ben bunu meslek olarak yapmak istiyorum dediğimi hatırlıyorum. O zaman keşfettim bu yönümü. O yüzden de çatırdadı sadece. Dikiş kursuna gidiyorum falan diye gidip sonra bu benim hayatımın bir parçası olacak galiba'ya gittim. Sonrasında işte Bahar Korçan selamlar olsun izlerse. Onunla staj yapma fırsatım oldu. O dönem bir 5 ay kadar onun atölyesindeydim. Sonrasında da onunla aslında konuştuktan sonra ya ben moda tasarımı istiyorum ya daha hala stil danışmanlığı yok ortada. Ben moda tasarımı ile ilgili okumak istiyorum. Bunun bölümünü okumak istiyorum. Çünkü bunda çalışmak istiyorum. Yani kıyafetler benim hayatımın bir yerinde olacak. Tekstil bir yerinde olacak diye gittim. Ve o da hani dedi ki böyle böyle yani yurt dışında bir fırsatın varsa çok hani açık bir alan. Çok Türkiye'de birazcık daha yeni ama Avrupa'da daha eski ve daha bilindik, daha alışıldık bir alan. O yüzden de daha yenilikçi, daha yeniliklere açık. Seni de daha çok bu açıdan eğitebilir diye düşünüyorum dedi. Ben de Barcelona'da İEB isimli okulda moda tasarım master yapmaya gittim. Ya sonrasında aslında oradan sonra çat çat böyle devamı geldi. Oradayken, orada okumaya devam ederken iki tane master yaptım ben orada. Biri moda tasarımı, bir diğeri moda yönetimi, marka yönetimi ve marka iletişimi şeklinde iki ayrı şeyi başlığı olan. Neyse iki master'ım var o şekilde. Onlar süre gelir, yani onlar devam ederken ben bir tane Instagram hesabında kendimle ilgili fark ettiğim, okuduğum, araştırdığım, giyinmekle ilgili bazı ipuçları paylaştım sadece. Vücut tipine göre giyinmekte o zaman. Ama tabii hala stil danışmanlığına dair bir şey yok. Sonra artık bir yerden sonra yavaş yavaş büyüdü bu organik bir şekilde. Sonra bir yerden sonra insanlardan danışmanlık veriyor musunuz diye böyle mesaj gelince ben o zaman bir bakayım, bir düşüneyim. Hani çünkü olur mu acaba? Yardım etmek, aynen öyle yardım etmek, faydalı olmak. Çünkü birilerini iyi hissettiriyorsun. Böyle bir iş. Benim yaptığım özellikle danışmanlık kısmı. Marka danışmanlığı öyle ama stil danışmanlığı da. Yani bireysel çalıştığın da aynı şekilde. Birilerini giyim kadar yüzeysel bir şeyle bile olsa içinde bir şeylerini değiştirmesini, bir çipin atmasını sağlıyorsun. Bu benim için çok büyük bir hazdı. Sadece paylaşım yaparken bile bundan çok keyif alıyordum. Sonra dedim ki ben bunu insanlara uygulayabilirim. Dur ben bunun bir eğitimini alayım da geleyim.
Sonra eğitimini aldım ve sonra başladım. Bu 2017'de başladım. Ve o zamandan beridir de bunu yapıyorum. 2017, evet. Ben de aslında seni Instagram üzerinden keşfetmiştim. Normalde böyle işte moda ile stille çok fazla ilgili bir insanım diyemem. Karşıma nasıl çıktıysam çıktım böyle sayfa. Ve hani şey çok dikkatimi çekti. Normalde böyle şeylere bakar çıkarım, takip de etmem. Senin paylaşımlarında farklı bir şey vardı. Yani böyle işte sadece trendlere göre giyinmek, ay şu çıkmış hemen bunu kombinleyeyim gibi değil de daha böyle sorduğun sorular hoşuma gitmişti. Nasıl hani hissetmek istiyorsun, vermek istediğin mesaj ne? Mesela bunlar benim çok hoşuma gitmişti. Şimdi şeyi merak ediyor aslında insanlar da. İş çevren nasıl? İşte stil danışmanlığı sadece üst gelir grubunun mesela alabileceği bir hizmet mi? Yoksa işte herkese hitap eder mi? Bu da merak konusu. Şöyle, stil danışmanlığı, bireysel stil danışmanlığından bahsediyorsak eğer, her gelir grubuna hitap edebilecek bir şey. Ama belli bir bütçe ayırmak tabii ki gerekiyor. Ama bu bütçenin çok gerçekten cüzi miktar olanı var. Cüzi miktar söylesem, söylemeyeceğim bu arada ama söylesem belki ah hiç cüzi değilmiş dense bile aslında 5 parça gömlek neredeyse fiyatına geliyor. O yüzden o kadarlık bir fiyatla, yani o kadarlık bir bütçeyle aslında çok daha yani içinde iyi hissedebileceğin hedeflerine, mesajlarına, karakterine, gittiğin yerlere, hayat tarzına uygun bir dolap oluşturmak, başlangıcını oluşturmak mümkün. O yüzden bu sadece işte elit kesime hitap eden veya işte sadece orta üst düzeye hitap eden falan diye bir şey değil. Ama tabii ki şöyle bir gerçek var ki giyimine gelmeden önce insanların hani Maslow'un piramidinde önce güvenlik İhtiyaçlar. ve aynen ihtiyaçlar piramidinde önce bir alt tabakayı bir sağlaması gerekiyor ki bu kısımda hani kendini gerçekleştirmek olabilir veya işiyle ilgili hani kendini geliştirmek için alıyor olabilir bu hizmeti. Ama altı bir sağlaması gerekiyor ki biraz daha üste çıkabilsin. O yüzden de tabii ki de hiçbir nasıl diyeyim o altı sağlamamış olan kendine belki de ekonomik açıdan hiç güvenmeyen ve çok büyük bir dengesizliği olan biri benden hizmet almaz büyük ihtimalle. Ama öyle bir şeydir ki daha önce yaşadığım oldu. Öyle bir şeydir ki giyim üzerinden öyle canı yanmıştır ki olsun. Benim hedefim ben şu anda bu hizmeti almalıyım der. Nitekim böyle bir Değer. şey yaş birkaç aynen onun için değiyordur. Ama dediğim gibi çok farklı bütçelerden danışanlarım var. Çok farklı kesimlerden de danışanlarım var. Çok farklı kişilik yapılarından, mesleklerden. O yüzden genellemek mümkün değil ama her kesime, her bütçeye hitap eden bir şey bu. Peki tercih etmek isteyen öğrenciler için lisans anlamında bunun eğitimi Türkiye'de veriliyor mu? Çünkü sen hani yüksek lisansta bunun eğitimini almıştın. Bu da yurt dışındaydı. Aynen. Benim eğitimini aldığım yüksek lisans değil bu arada. Stil danışmanlığı yine bir eğitim şeklinde veriliyor. Yüksek lisans olarak da verilmiyor. Master diye geçiyor. Ama bunun bir tezi vesairesi olmadığı için, sadece bir projeyle bittiği için genelde yüksek lisans olarak geçmiyor adları. Neyse ama Türkiye'de bildiğim kadarıyla böyle bir lisans dalı yok. Ki zaten olmamasını birazcık da anlayabiliyorum. Çünkü çok fazla farklı disiplinlerden şey içeriyor. İçerik içeriyor diyeyim yani. Trendleri bilmek, işte koçluk, bir tarafta giyim ve giyimin yani o kıyafetlerin, ürünlerin diyeyim, işte dikişidir, detayıdır, dokusudur. Yani hani böyle bir bilim gibi olmadığı için veya bir sosyal bilim gibi bir altyapısı veya bir uzun bir tarihi olmadığı için bunun farklı alanlardan olan şeyleri bir araya getiriyorsun ve bunun bir eğitimini alıyorsun. Böyle bir şey aslında. Böyle bir dal. Ama bunu ne kadar iyi yapan, yani bunu iyi yapan insana, iyi stil danışmanları diyeyim, işini iyi yapan insandan ben ne anlarım? Karşısındakine gerçekten istediğini verebilen, hatta istediğini, karşısındaki onu istediğini bilmeden onu keşfedip onu verebilen kişi En iyi stil sevdiğim. danışmanıdır. Bunu tabii çıkarıyorsun falan ama neyse.
bu insanlar tecrübeyle ve okuyarak ve bilgilenerek ve bolca kişisel gelişime dair bilgi edinerek oluyor. Yani bu insanlar oraya o şekilde geliyor. Sadece trend takip etmekle veya sadece tek bir şey bilmekle değil, hepsini harmanlayabilmenin gücü bu yani. Öyle. Peki. Kim tercih etsin, kim etmesin? Ben bunu her seride her meslek grubuna sormaya çalışacağım. Şimdi eğer benim gibi bir stil danışmanından bahsediyorsak, insan odaklı bir insan tercih etmeli. Çünkü insanla birebir iletişimdesin ve onu kötü hissettiremezsin. Ha, kötü hissettirmeyeceğim diye de "Oo, senin istediğini yapalım, her şey pop pop" böyle bir şey tabii yok, ama kesinlikle karşındakini anlamaya ve dinlemeye yönelik bir şey. Yani ikna sanatı değil mesela. O yüzden satışı iyi yapabilecek biri bunu yapmasa daha iyi olur. Dinleyecek kişi yapsa iyi olur. Çok yönlü, yani açık görüşlü biri yapsa daha iyi olabilir. Açık görüşlü nedir? Farklı alanlardan bilgiyi toplayabilecek ve bir araya getirebilecek, ya da yaratıcı diyebilirim belki buna. Harmanlama şeyi olan, yani hani böyle task oriented, yani böyle görev odaklı insanlar vardır ya, böyle 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 yapalım ve hani böyle adım adım ilerleyelim. Burada adım yok çünkü insanlasın. Sen adım adım dersin, bir tane adımda "ben bunu sevmedim" der. Bitti. "Tamam o zaman" der. Adım "Neden gitti. sevmedin? Ne oldu?" Aynen, o adım gitti. O yüzden de insanla birebir ilişkiden kaçınmayacak ve bunu rahat yapacak kişi kesinlikle. Bahsettiğim gibi, ve task oriented değil işte, neyse, insan olarak dedim. Bir de hepsini bir araya getirebilecek ve harmanlayacak insan dedim. Başka ne olabilir? Sürekli yenilikleri takip etmek her meslekte bence olan bir şey. Ben Hani evet, bir kimyager olarak da hani oturduğun yerde, ya nasıl diyeyim, bir kimya hani laboratuvarda çalışan kalite kontrolcü de olabilirsin. Yine de evet, biraz yenilikleri takip ediyorsun. Bir şeyleri işte, yeni gelen testi, yeni gelen bir deneyi öğreniyorsun, ama bunda birazcık çok geniş bir kapsam var. Hani dünyadaki sadece tasarım değil, sosyal olayları. Çünkü moda hepsinden etkileniyor. Trendler hepsinden etkileniyor. Ünlülerden etkileniyor. Elitlerden etkileniyor. Kraliyet ailesinin dızısından etkileniyor falan filan gibi. Bunların hepsini en azından hani vakti geldiğinde toparlayabilecek, takip edebilecek olması beklenir stil O danışmanından. zaman Bunu yapacak, buna hazır biri olması lazım. bir an bağlantı koptu sandım da durdum o yüzden. Koptu mu? Sana son bir sorum var. Bu soru Peki. birazcık cringe gelebilir ama bu seride soruyorum. Ne Haydi. kadar kazanıyorsun? Gönder. Aman. Oo, hayatta cevap vermeyeceğim. Öncelikle söylemek istiyorum. Asla cevap vermem. Ama bir dakika, düşüneyim ne cevabı veririm. Vermem ki. Ne kadar kazandığımı söyle. Ha, bir kere zaten ilk olarak ne kadar kazandığımı ben bile bilmiyorum demem, ama çok değişken bir şey. Kendi işini yapmak, kendi işimi yapıyorum bu arada. Evet, markalara danışmanlık veriyorum, kişilere danışmanlık veriyorum, ama sonuçta düzenli, hani şöyle bir şey, memur demeyeyim ama bir kurumsal bir şirkette çalışmak gibi bir maaşın yok. İşte şu kadar bu ay senin, bir tak önüne koydular. Böyle bir şey yok. O yüzden bir ay çok kazanıyorum. Yani şey yapmıyorum. Bir ayda gerçekten yazın mesela daha sakin normal şartlarda, ama şu andaki yaz normal bir yaz değil. Evet. Şu anda herhalde karantinadan sonra herkes biraz daha içine özüne döndü ve böyle hani ben ne yapıyorum, ben kimim ya bu, ben ne değişimlerden geçtim bu süreçte. Ve bu dış giyime de, tabii giyimine de yansıyor. Bence böyle bir süreçten geçtik. O yüzden belki bu yaz daha fazla kazandığımı söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bir ortalama verir miyim? Vermem tercih olarak. Ama ortalaması da yok zaten. Anladım. Teşekkür ederim. Son olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı? Düşünüyorum. He, şunu sadece sen şöyle bir şeyden sanki bahsetmiştik. Benim nasıl demeyeyim de,
kimler stil danışmanı olur tarafı var bir ama ne seçersen böyle daha kendine dönebileceğin, kendi işini yapabileceğin veya ben stil danışmanı olayım diye bir gün karar verebileceğin bir hangi bölüm seçersen buna varabilirsin. Bundan bahsetmiştik birazcık seninle. Burada şöyle bir şey, benim bir avantajım oldu üniversitede Boğaziçi'nde okurken. Kimya bölümü çok, öğretmenleri çok insaflı, insancıl ve yardımseverlerdi. Ben orada mesela kazandım. O yüzden düşünüyorum da eğer istemedikleri, yani bilmiyorum bu araştırılabilir mi ama hani böyle ailenin zoruyla bir bölüm oku, bir sürü insan var bunu yapan. Evet. Onları da yargılamıyorum. Ve ailenin zoruyla bir bölüm okuyorsan eğer o bölümün öğretmenleri yani öğretim kadrosu, akademik kadrosunun insaflı, insafsız, öğrencilerinin çok hırslı mı yoksa daha sakin, o yüzden de sen bir şekilde mezun olup kendi yoluna devam edebilir misin? Buna bir bakmalarında fayda var diye düşünüyorum. Ben bakmadım, bana denk geldi. Kimya hani böyle rahat, rahat demeyeyim tabii ki çok zorlandım. Of. Ama böyle insancıl bir bölüm olduğu için daha az zorlandım. Bunu araştırabiliyorlarsa, diyelim ki hiç istemediğin bir şey okuyorsun, bari bunu araştırıp belki seçim yapabilirler yani, diye düşünüyorum. Olabilir. Onu herhalde tecrübesi olan birilerinden öğrenebilirler. O okulda okuyan ya da o okulda evet. okuyan birileriyle bağlantıları olan olabilir. Aynen. Ben çok teşekkür ederim sana katıldığın için. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım bir faydası olur. Birilerinin diğerine dokunur umarım. Bir iş görür diye düşünüyorum. Görüşmek üzere Sima. Hoşça kal. Hoşça kal.